Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Köfteyiz Sen New Horizons'ın 19. bölümündeyiz. Evet, bu sefer bölüm numarasına baktım çekimden önce. Bu seride bir ilk olarak bunu gerçekleştirmenin ardından. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikli olarak... Oops. Evet, buralara bir pressure plate yerleştirdim. Bölüm arası bolca yemek craft ettim. Çünkü artık çok rahat yapabildiğim bir şey. Tabii ki de kendi gün batımına denk geldik. Bu arada şu çarkolları topladım da yenisini koydum. O yenisini henüz toplamadım. Gel bakalım. Tabii ki de yatmamız gerekecek bir yere. Voila. Böyle bir tarla oldu. Biraz daha gelişeceğim aslında, keşke... Şuradan şu sırayı bir kırıp üstüne taşıyabilirim belki, ya da aslında şu sırayı kırıp üstüne taşıyabilirim. Ama şimdi değil, bir seviye üstte yani. Ondan sonraki sırayı iki seviye üstte yaparım, bundan sonrasında bir sıra üstte taşırım. Aynen, mantıklı mantıklı. Sizler de gelin. Seed'e dönüşün. Evet. Şurası patates ve havuç. Şunlar çok fazla lazım olacak. O yüzden bunlardan bolca ektim. Henüz sugar cane'leri ekmedim. Sugar cane'ler için ilginç bir planım var. Ve hayvan tarlası da kurmadım. Hayvan tarlasını kuracağım. Şimdi tarla konusunda şu yöne daha fazla ilerletmeyi düşünmüyorum. Şöyle bu tarla arkaya doğru ilerleyecek. Refleks olarak zıpladım, bir an korktum. Bu tarla arkaya doğru ilerleyecek. Şu yöne doğru da... Dur. Nasıl yapabiliriz? Aslında arkaya da ilerletebilirim ya. Evet, şu arkaya ilerletebilirim. Şuralar orchard olur. Yani ağaç tarlası. Buralarda IC2 tarlası yerleşmeye başlar. Şuna bir kapı yerleştireyim. Ve... Henüz yemin ya. Kanatlarım, gelin bakalım. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm aslında çok fazla bir şeyle uğraşmayacağız bu arada. Bir de... Belki şuraları falan hayvan tarlası yapabilirim. Aynen. Hayvan tarlası oralar olabilir. Hayvan tarlasını keseyim. Tarlası dedim ya. Hayvan tarlası. Hayvanları ekiyoruz, evet. Ya da şuralar hayvan çiftliği olabilir. Sugar cane'lerde birinin... Aslında herhangi bir yere olabilir şu. Ama düzgün, estetik bir biçimde gözükmesini istiyorum. Köprüyü yapmam gerekecek, ancak ben köprüye girişmeden önce bir elektrikli aletlerime sahip olmak istiyorum. Çünkü çiptir, şudur, budur vesaire derken o elektrikli aletler inanılmaz işe yarayacak. Evet, şimdi. O zaman bu bölüm elektrikli alet craft ediyoruz. Bir şey bakacağım, sen sizin hakkında... Evet. Şimdi bana şunu yaptık. Wire cutter kesinlikle gerekecek. Hatta ilk olarak wire cutter'ımızı yapalım. Şimdi elektrik rotor. Senin için totalde 4 tane elektrik rotor olacak. Yani bunun anlamı benim totalde 16 tane copper wire yapmam gerekecek. 8 tane de tin kablo. 8 tane rough 8 değil 12 tane totalde iron rod. Bakalım bunun yanı sıra başka ne var? Tin kablo 8 değil 10 oldu. Bir tane low voltage machine hole vardı şurada bir yerde. Aynen.
Sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Evet, Great Tech moduna girebiliriz. Şimdi ikiniz dönüşün. Ona totalde 16 tane bundan gerekecek. Evet. Biraz da rubber gerekecek. Rubber'ı ben nereye koydum? Rubber'lar orada değil mi? Evet, copper gelsin. Copper'larda olacağı envanterim dursun. Tin de gelsin aslında. Tin'den zarar gelmez. Evet. Bu arada evet, bu seri boyunca şimdi copper wire'ı yapmak için her normal her türlü plate yapacağız. Ben aslında şu kadar plate'ı her türlü bir yapayım. Çünkü copper wire aslında kullanılacak bir şey bayağı. Buharım var. Tamam. Afiyet olsun bize. Şuraya da merdiven yerleştirmem lazım. Brick merdiven güzel olabilir. Evet, şimdi 8 tane iyi. Wire cutter. Cutter. Dur, 8 tane yeterli değil çünkü 8 tane daha lazım. Dört. Bir dört tane daha geldi mi her şey tamamdır. Bu arada arada neden siyah kare olduğunu anladım. Record with webcam modunu açık bırakmışım. Evet. Sonra tin wire'lı tin wire'larım vardı şurada. Böyle Applied Energy Sticks yapana kadar böyle gidip geleceğiz gibime geliyor. Ya da Applied Energy Sticks'e mümkün olduğunca geç girip eğlenceli bir şeyler yapabiliriz. Bu arada şunlar da gelsin. Bunları bu arada Toysbook'tan bayağı rahat bir biçimde alabiliyorsunuz. Hatta dur. Ben şunun ödülünü almadım mı? Tamam, bu daha az geliyormuş. Tamam. O yüzden mantıklı bir seçenek olabilir onunla bunları Questbook'tan toplamak. Yapmasından daha kolay. Piston da aynı şekilde. Evet. 6 tane daha. Şimdi. Tin kablo. Voila. 4 tane elektrik motor. Sonra gel. Ne lazım? 2 tane circuit. Bunun için red alloy kablolar gerekecek. Vacuum tube. 2 tane değil mi? Evet. Hatta dur. Bu arada merak edenler için neden bazen i yerine ı yazıyorum diye soran olursa eğer onun sebebi tamamen ben normalde US klavye layout'u kullanıyorum. Kod yazarken çok daha rahat olduğu için ama bazen Türkçe layout oluyorum yazı yazmam gerektiğinde. Tam olarak sebebi o. Başka bolca redstone. Bolca redstone ve bolca copper. Ve biraz da boru gerekecek aslında. Bu
fluid şey bronze fluid pipe ihtiyacım olacak ve bronzum da azalmış bir bayağı. Redstone siz de gidin. Ve ilk iş bu redstone'ları tüketmekten kurtulmakta. Önemli bir adım. Şimdi sen low voltage machine al. Motorum burada değil, tamam. Şimdi ups, siz gelin. Şimdi bana bayağı sürüyordu. O esnada biz jeneratörümüzü alalım ve bu jeneratörümüzü yerine yerleştirelim. Buna bir de copper jeneratör. Basic steam turbine. Bana bir yandan mesaj geldi mi? Evet. İş için mesaj geliyor. Şimdi de alayım. Senle biraz işim devam edecek. Çünkü yalan yok. Bazen aşırı hızlı bir içinde buhar elde etmem gerekebiliyor ve bu çok mantıklı bir seçenek oluyor. Ve bunu koyup için bir yerim de yok o esnada. Oops. Seni bir geriye koyacaktım. What? Ha, dur, tin kablo yetiyordu buna değil mi? Dur. Sen niye bağlanmıyorsun? Basic steam turbine. Şimdi neyse. Bu dursun bakalım. Siz gelin bakalım. Aslında biraz daha lazım. Şunların hepsini bir atalım. O esnada bir de domuzlardan bana dokuz denin. Yanlış yerlerde duruyoruz. Translate. Bu seni şunu da craft edelim. Gelin bakalım. Bronze fluid pipe. Aslında biraz daha gerekiyor. Tam olarak 3 tane daha gerekiyor. Oh. Koyacaktım. Yapıştıracaktım neredeyse. Alloy plate. Şimdi
bunları niye koydum? Şunlar gelsin. Ya da şura yok, burada su zımbırtılarımız var. Workplace sen ol bakalım. Sen bir yarım saatte oluyorsun. Daha sonra bir ömürde oluyorsun. Bunlar mis gibi hemen yiyecek. Önceden neden bağlamadı? Bakalım ben bir... Crafting. Rubber sheet'imiz var mı? Yok. Yaparız. 6 dene. Bunlar zank diye oluyor. Ya. 6 dene var. Bunlar birebir değil mi? Yine. Evet. Sonrasında. Siz gelin bakalım. Şöyle şak diye biraz olun. Ranch gel. Sen gel. Siz bir gelin. Ya seal de lazım da. Oops. Kasarlı ray yerimi kaydediyordum. Bunu acaba... Dur. Ne eski usulü yapacağım ya. O kadar dayanamadım artık. Hammer, hammer, hammer. Hammer sen gel. Sıdır bunu böyle yapmayalım. Wire cutter. Wire cutter'ım nerede? Ha. 4x thin wire. Bunun için 4 tane lazım. Bu arada böyle koyarsam eğer bağlanmıyor. Çok ilginç. Şimdi bağlandı, tamam. Bir saniye. Koyma şeklinde mi alakalı? Galiba. Evet. Bu şekilde koymam gerekiyormuş. Şimdi bu böyle kalsın. Şimdi wire mill yapıyorduk. Ve benim steel'e ihtiyacım olacak. Steel casing'e. Çelik. 16 tane çelik yanımızda dursun bakalım. Bu arada ciddi ciddi benim en hazırlıksız girdiğim serim bu olabilir direkt. Şimdi. İki tane yap.
Ve bunları çekiçten geçir. Ha doğru. Bunları her türlü burada yapacağız. Çekiç sen de gel. Ve dur tam tersiyle. Evet. Siz şimdi şöyle geçin. İki tane circuitimiz hazır. 1, 2, 3, 4 motorumuz hazır. Ve machine hal ve iki tane tin kablo. İskelet sesi duydum ama bir tane tin kablo. Ve dört tane de sen. Voila. Ve basic wire mill. Bir gözmek pek yanında değil mi? Evet. Evet. Sen neden bağlanmış? Seni wire cutter'la düzeltebiliyorduk değil mi? Aynen. Evet, basic wire millimiz var artık. Bunun anlamı ne? Ben eğer mesela şuraya 1, 2, 3, 4 tane kapır attım. Bu bana 8 tane wire olarak dönecek. Evet, sonrasında bu kesinlikle gerekli bir şey. Machine hall. Burada şimdi burada bırakacaklarına bakalım. Sizleri burada bırakayım ben. Sen de, sen de, siz de. Sen de. Bir tane daha sonra ilgileneceğiz. Şimdi benim wire mill olarak kadar bunda ihtiyacım olan şeyleri ben hızlıca bir alayım. Steel'im var. Yeterince. Neden bu sürekli açılıp duruyor? Tin plate, iron plate, benim dur. Basic polarizer, evet. Basic polarizer. 2. Evet, 2 tane iron limit'a her türlü ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra pig iron, rough iron. Kaç tane rough iron plate ihtiyacım var? 2 tane. Tamamdır. Kalanı bende var zaten. Kalan bütün malzemeler elimde var. Şimdi siz gelin. Ardından bir de tinler. Oh. Buhar. Buhar. Yay. Buhar artık aramızda yok. O zaman benim şuradan bir tane büyük bir boruya ihtiyacım var. Hızlıca buhar sıkıntımızla da ama steel fluid pipe. Gel bakalım.
Buhar sıkıntımızı da hızlıca bir çözelim. Tabii buhar sıkıntımızı çözmek ufak bir kaç modifikasyonu gerektirecek. Mesela bunları kırmamı gerektirecek. Evet, ardından bronze plate pipe. Bu büyüymüş ama olsun. Nasıl olur, small'um vardı. Bundan nefret edeceksiniz ama... Burada var mıydı small plate pipe? Small bronze plate pipe'ım yoktu tabii ki de. Bunu neden sürekli açık tutmuyorum ama neyse. Small bronze plate pipe. Gelin efendim. Ya tabii ki de ben gene neyi unuttum. Benim biraz çarkol olmam lazım. İki stack şimdiki iş görür. İki stack iş görür. Bu arada benzin üretmeye de yavaştan girişmem güzel olabilir. Şimdi seni yukarıda bıraktım değil mi? Evet, yukarıda bıraktım. Olurken sen burada su dol ve şöyle de kayna. O esnada sen de şuna su doldur. Ve sen de şuna ve şuna bağla. Evet. Ve buna da 16 buhar. 16 buhar dedim yalnız. 16 çarkol. Bugün köfteyle konuşamıyoruz ha. Hoş geldiniz. Hep beraber Türkçeyi katledeceğiz. Kalın da düşün ha, çünkü benim bir sütbası dur. Buna bir 16 tane daha koyayım. Siz boşsunuz. Bunlar böyle güzel güzel çalışsınlar uslu uslu. Ups. Şimdi devam edelim. Aslında devam edemiyoruz çünkü onların pişmesi lazım her türlü. Aslında benim başka ne eksiklerim var? Ben şunları hızlıca bir yapayım. Tabii ki de bunları yapamıyorum. Çünkü benim Olca Steel Plate'e ihtiyacım var. Soft Melt'ım vardı değil mi? Şu boşu boşuna çalışmasın. Tamam, bu dolmaya başlıyor. O aslında tin plate, tin ingot'ı çevirelim. Benden şu an bu taşıyor, bu henüz bir şey üretmeye başlamadı. Bunu koymamın amacı tam olarak buydu. Hızlıca bir şeyler üretsin. Evet, tam bir elin nesi var? İki elin... yani. Ups. Şu an bazı makinelerimiz buhar makinesi olarak daha verimliler.
O yüzden bunlar buhar makinesi olarak kalacaklar uzun bir süre. Bir saniye. Bu şu an devam edebilecek düzeyde mi? Umarım öyledir. Ay. Evet. Bu devam edecek düzeyde. Sonrasında benim... Tam olarak 12 tane yapmam gerekiyor. Dur, 12 tane de yetmiyor ama. Sen tam. Bu yarım siteyi bitirdi bile mesela. Bunun sıkıntısı bu. Çok daha fazla steam üretiyor ancak çok hızlı yiyor. Ve bizim aslında benzin petrol toplayıp o petrolü işlemeye başlamamız da lazım. O yüzden. Orada dizel mi daha verimli olur yoksa yani dizel engine mi daha mantıklı yoksa benzinin direkt buhara çevirip öyle kullanmak mı daha mantıklı olur bilemiyorum. Sizi verelim bakalım şöyle. İki. Mesela ben gidip biraz daha steel alayım. Steel'ü. Aslında bu arada kabloların o şekilde ayrılması güzel oldu. Düşününce. Bu sayede kazara birbirlerinden bağlı. Ama zaten varmış biraz da. Tamam, güzel. 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 Şön. Şimdi siz yiyelim bakalım. Buraya bir türlü yerleştiremedim. Low voltage machine hall. Tin kablo. Burada yok. Voila. Ve voila. Sonrasında bana tamamdır. Bir tane de 4 tane. Bu neyse ki çok hızlı bir biçimde oluyor. Siz gelin. Siz gelin. Ve siz gelin. Basic polarizer. Tıdıdıdın tıdın. Y cutter. Şöyle bağlan. Evet. Bu da artık enerjize edilmiş. Zımbırtıları daha hızlı yapmamızı sağlayacak. Macerator da işimiz yok. Electric Forge Hammer kesinlikle gerekecek. Evet. Press gerekecek. Sifting Machine kesinlikle gerekecek. Gerekenler, gerekçiklerden biri... Alternate stone... Crystal crystal, chemical pad... So I think crafting, bir noktada otomatik craftımız bu. 16 tane... Aslında onlardan yapabilirim birazdan. Ama... Benim bir... Lite yapmam lazım. Görev ağacında mesela glue öncesinde var. Bu muhtemelen glue istiyor. Bakalım. Yeah. Ama bir elektrik motor yapmamız gerekecek tabii ki de. Evet, sanırım bu bölümlük şimdi. Bu kadar.
35 dakika olmuş zaten. Ve ilk elektrikli aletlerimize giriştik. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelikten iyi günler. İyi eğlenceler.